Sırlarla dolu, hakkında net bir bilgi almanın çok zor olduğu, internette konu hakkında paylaşım yapan kaynaklar ve ülkeyi görmeye gitmiş turistler aracılığıyla bilgi aktarılan kapalı kutu diyebileceğimiz dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore hakkında birbirinden ilginç bilgiler. Ülke kendisini Kuzey Kore olarak değil, Kore olarak görmektedir. Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'dir. Onlara göre Güney Kore diye bir ülke yoktur ve Güney Kore ABD işgali altında zor günler geçirmektedir. 1994 yılında Kuzey Kore'nin ilk lideri olan Kim Il-sung'un ölümünden sonra ülkeyi oğlu Kim Jong-il yönetmeye başladı. 17 Aralık 2011 tarihinde ülkenin 70 yaşındaki lideri Kim Jong-il de öldüğünde Kore İşçi Partisi halka ölen liderin oğlu ve varisi Kim Jong-un etrafında toplanma çağrısı yaptı. Kuzey Kore'de her 5 yılda bir seçimler oluyor ama bir tane aday var ve hep o aday kazandı. Tahmin ettiğiniz gibi tabii ki aday Kim ailesi. İnternetin yasak olmasıyla başlayalım. Çok şaşırtıcı olmasa gerek ama ülkedeki internet Kwangmyong adındaki ülke içi ağ ile halka hizmet veriyor ve belli başlı sitelere erişim sağlanabiliyor. Kuzey Kore'deki tüm ev ve iş yerlerinde bir hükümet radyosu bulundurmak şarttır. Bu radyo kapatılamaz ancak sesi kısılabilir. Halkın yurt dışına seyahat etme özgürlüğü yok. Sadece nüfus sahibi ve işçi partisi üyelerine çıkış izni var. Onun dışında küçük istisnalar vardır. Geceleri belli bir saatten sonra elektrik verilmiyor. Bunu uydu görüntülerinden de tespit etmek zor değil. Ülkeye gelen turistlerin fotoğraf çekme serbestliği yok. Turistlerin sadece izin verilen bölgelerde fotoğraf çekilmesine müsaade ediliyor. Ülkede devletin kontrolü dışında hemen hemen hiçbir şey olmuyor gibi görünüyor. Kuzey Kore'de ülkenin lideri Kim Jong-un sözcülüğünü, propagandasını yapan devlet kanalları serbesttir. Ülkede radyo ve televizyonlar, fabrikada frekansları sadece devletin kanalını alacak şekilde üretiliyor. Halkın yurt dışından haber almaması için frekans değiştirme düğmeleri bulunmuyor. Sadece devletin istediği görüntüler gösteriliyor, tabii ki bol bol propaganda var. 2010 yılına kadar pantolon giyilmesinin, 2012 yılına kadar pizza ve hamburgerin yasak olduğu ülkedeki bu yasaklar kaldırıldı. Ülkede ceza sistemi çok ağırdır. İşlediğin bir suçtan dolayı tüm yakınların zarar görmektedir. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 3 milyon kişi yaşamaktadır. Sadece elit kişilerin yaşayabildiği Pyongyang dışındaki şehirlerde açlık ve yoksulluk ön saftadır. Ülke kendine özel bir takvim kullanmaktadır. Takvimin başlangıç yılı Kim Il-sung'un doğum yılıdır. Bu yüzden yılbaşı kutlanmamaktadır. Kuzey Koreliler için Sevgililer Günü de kutlanmaz. Onun yerine 16 Şubat'ta generalin doğum gününü kutlarlar. Dünyanın en büyük stadyumu Kuzey Kore'dedir. Başkent Pyongyang'daki Rungrado 1 Mayıs Stadyumu 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahiptir. Stad futboldan ziyade büyük gösteriler için kullanılmaktadır. Kuzey Kore 160 metrelik uzunluğu ile dünyanın en büyük bayrak direğine ev sahipliği yapmaktadır. Bu direkte dalgalanan bayrak yaklaşık olarak 272 kilogram ağırlığındadır. Kuzey Kore sınır bölgelerine şirin ve tatlı gözüken sahte köyler kurmuştur. Bunun nedeni ise sınırı gören Güney Korelileri kıskandırmak ve göç etmelerini istemeleri için yaptırılmıştır. Ancak bu köylerde kimse yaşamamaktadır. Kuzey Kore'de yapılan parçaların devlet kontrolünde olması ve şarkı sözlerinin de ülkedeki rejimi övmesi isteniyordu. Yakın zamana kadar ülkede yabancı müzik dinlemek de yasaktı. Bu konudaki tutumda ise bir kırılma söz konusu. Faşizme destek vermekle itham edilen ve konserlerine askeri üniformalarla çıkan Slovenyalı metal grubu Lay Bay, ülkede konser veren ilk yabancı grup olmuştur. Kuzey Kore'de internet yasaktır. Hükümetin kontrolü altında birkaç siteye girilmesine izin verilir. Ayrıca hükümet size izin verirse bilgisayar veya akıllı cep telefonu sahibi olabilirsiniz. Kuzey Kore vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi imkansıza yakındır ve suçtur. Ülkeden kaçıp Çin'e sığınma talebi eden vatandaşlar zorla geri getirilip idam ettirilmiştir. Liderinin sıra dışı saç modeli kendisine hastır. Kuzey Kore'de devlet kadınlar ve erkekler için belirli saç modelleri belirlemiştir. Bu durumun aslında doğruluğunu ülkedeki insanların çekilen resimlerinden anlamak da yeterlidir. Ülke resmi olarak ateist bir devlettir ve halkın çoğunluğu ateisttir. Toplumda Budizm inancı da yaygındır. Ayrıca Şamanizm, Çendoizm, Hristiyanlık da vardır.
Belli bir dine inanmanız, ibadet etmeniz veya çok fazla göze batmanız idam edilmenize sebep olabilir. Ülkeden insanlar Rusya'ya, Çin'e veya çoğunluk Güney Kore'ye iltica etmeye çalışmaktadır. Devlet tarafından halk belli bir kast sistemiyle sınıflara ayrılmış ve her vatandaşı hakkında gizli bir dosya oluşturmuştur. Onları kontrol altında tutmak için her şeyi yapmaktadır. Ülkede insanların mesleğine devlet karar veriyor. Tabii ki bu kararlarda kişinin hangi sınıfta bulunduğu önemli derecede etkilidir. Son yıllarda ülkede gübre yetersizliği ve soğuk havalar yüzünden tarımsal üretimde ciddi bir düşüş yaşanmış ve kıtlık baş göstermiştir. Yüz binlerce insanın ölümüne neden olmuştur. Kaynakları kısıtlı olduğundan tarımda gübre olarak insan dışkısı da kullanılmaktadır. Kuzey Kore'deki yeni evlenenler hem Kim Il-sung'un hem de Kim Jong ile sadakat yemini ederler. Kim Il-sung'un heykeline bir armağan bırakırlar. Evlenenlere devlet bulunduğu konuma göre ve derecesine göre lüks veya küçük bir ev veriyor. Tabii ki kalacakları yer de sistemdeki bulunduğu yere bağlı olarak başkent de olabilir, en ücra köyde. Evet, videomuzun sonuna geldik. Ülke hakkında yönetenler hariç kimsenin hiçbir şey bilmediği, dışarıya çıkan tüm bilgilerin taraflı olduğu bir enteresan memleket veya müsaade edilen kadar bilgiler olduğu düşünülse de Kuzey Kore hakkında soru işaretleri, halk tamamen tüm özgürlüklere kavuşmadan bu kapalı kutu hakkında merak edilenler asla bitmeyecektir.